gene olmadı ya. Şuradan çıkıyor. Neyse. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım... Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben bugün birazcık süslendim. Tokamı falan taktım. Biraz yamuk gibi gözüküyor. Orantılı değil ama olsun. Ben bu şekilde taktım. Tokam gözüksün istedim. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomda aslında pek konuşamıyorum. Abi bir dakika gözlüğümü takacağım. Gözüm ağrımaya başladı. Kılacağım, açacağım. Yakında kapısı çıkacağım. Ne olacak ha? Kapıyı alacağım, çökeceğim, gideceğim. O olacak ya. Bir dakika ya. Bunu gözlük kullananlar çok iyi anlar arkadaşlar. Niye böyle yaptığımı. Şimdi herkes netleşti bir anda. Dünyam netleşti. Normalde de net görüyorum arkadaşlar. Ama bu dinlendirici bir gözlük. Yani gözümün ağrımasını veya işte bazen bulanık görüyorum. Onu falan engelliyor. Dinlendirici gözlük kullanıyorum arkadaşlar ben. Yani kalıcı değil. Arada sırada böyle bir video çekerken, bilgisayara bakınca, kitap okurken, böyle uzağa bakacağım da, yakına bakacağım da. Gözüm çok yorulan aktiviteler yaptığım zaman, gözüm yoran aktiviteler yaptığım zaman bu gözlüğü takıyorum. Yani ben hep dört göz değilim. Ara sıra dört gözüm. Yani böyle kendimle falan dalga geçiyorum arada sırada. Bence bu çok iyi bir şey. İnsanın kendisiyle dalga geçebilmesi diye düşünüyorum. Tabii ben kendimle bazen dalga geçiyorum hani kendime dört göz diyorum falan ama bazıları çok kırıcı konuşuyor maalesef. Öyle kırıcı konuşanlara karşıyım yani öyle kırıcı konuşmasınlar bence. Bu tokanı yeni aldım arkadaşlar hatta annem alıverdi ben almadım. Ve böyle arkadaşlar bu saçıma bile yanına falan savuruyor mu böyle atıyorum işte bir şeyler yapıyorum. O yüzden tokayı pek takamıyorum işte bu videoda bir takayım dedim. Gezmeye giderken falan da takıyorum ama sonra çıkartıyorum. Bir de bu saçımla falan oynadığım için ben unutuyorum tok olduğunu falan. Bu yüzden arkadaşlar. Başka ne söyleyecektim ben? Arkadaşlar size bir şey daha söyleyeyim. Hem neyse onu videonun sonunda söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar işte bana diyorsunuz ya hatta bunu rezillik olarak falan tanımlıyorsunuz. Siz benim çocukça hareketlerimi, şımarıkça hareketlerimi böyle küçük çocuk gibi davrandığım hareketlerimi rezillik olarak tanımlıyorsunuz ki bence hiç rezillik falan değil. Ben rezilce bir şey yapmıyorum. Yani diyeceğim şu ki o sizin kendi pis kalbiniz arkadaşlar. Benim bir rezillik olarak tanımladığınız şeyler bence sizin kendi kötü kalbiniz arkadaşlar. Yani çünkü bence çocuklar kadar saf, çok iyi kalpli, temiz kalpli, fesat düşünmeyen, kötü düşünmeyen varlıklar, hayvanlarda akıl yok maalesef. Yani hayvanlar da çok temiz, çok iyi, çok güzeller, zararsız varlıklar. Hayvanlar ve çocuklar, ya ikisini bir tutmuyorum tabii ki de. Ama yani çocuk, ben, yani şu anda bana çocukça davranıyorsun falan dediğiniz için diyorum. Evet çocukça davranıyorum. Çünkü içindeki kız çocuğunu özgür bıraktım. Yani böyle nasıl söyleyeyim şunu. Görünüşüm olsun. Sonra minyon tipliyim, zayıfım, yüzüm falan küçük. Sonra konuşmam hele çocuk gibi. Bu yüzden bana çocukça davranıyorsun. Ben daha küçüğüm ve yetişkinim falan. Çocuk, ben daha küçüğüm senden. Ama daha yetişkence böyle olgun davranıyorum falan diyorsunuz bana. Yani herkesin konuşması, herkesin davranışı kendisine bağlıdır arkadaşlar. Yani her koyun kendi bacağından açılır diye bir söz var bilir misiniz? Ben biliyorum. Her koyun kendi bacağından açılıyor. Ben de bu şekilde davranıyorum arkadaşlar. Ve huyumdan çok da memnunum yani. Çok seviyorum kendimi bu şekilde arkadaşlar. Siz de kendinizi sevin. Kendi olgunluğunuzu sevin.
Hatta böyle bana bakın bakın halinize şükredin. Hani diyorsunuz ya siz TikTok'da ben sana bakıyorum halime şükrediyorum. Bilmiyorum böyle düşünenler gerçekten var mı ama öyle söylüyorsunuz bana. Bu arada eyeliner çektim. Gözlükle pek belli olmuyor ama. Yani sonra arkadaşlar şımarık mıyım? Yani ben ailemin tek çocuğuyum arkadaşlar. Yani tek kız benim. Annemle babam tek beni yapabilmişler. Sonra o yüzden çok üstüme titriyorlar. Her şey bana alınıyor mesela. Bu konuda biraz şımarık olabilirim. Bir zahmet şımarayım yani her şey bana alınıyor tek çocuk benim diye. Siz de tek çocuk olsaydınız siz de şımarırdınız arkadaşlar, tamam mı? Neyse. Ya mesela sohbet edelim biraz. Düğünlerin gelmesini iple çekiyorum. Virüsün bitmesini iple, halatla, zincirle falan çekiyorum. Çünkü dans etmesini seviyorum. Önceden çok utanıyordum. Anne gelme. İşim var, video çekiyorum. Gelme. Hadi git. Öyle işte arkadaşlar. Dans etmesini seviyorum ama pek becerebildiğimi söylenemez. Çünkü dans etmeye çalışıyorum. Sonra arkadaşlar mesela ne tür sohbet edelim yorumda falan belirtirseniz çok memnun kalırım. Sohbet temalı videolar çekmek istiyorum. Vlog, sohbet. Dikiş yapıyorum işte. Dikişi beceriyorum biraz. Yakın bir zamanda elbise diktim. Hatta Instagram'a beklerim sizi. Aysen.cx1 adla paylaştım bir yarışımı. Bence güzel oldu diye düşünüyorum. Arkadaşlar. Bak bak. Yine elim istemsiz bir şekilde gidiyor saçıma. Yakında kapıyı sökeceğim arkadaşlar. Kapı çok gıcırdıyor. Bir kapı bu kadar çok gıcırdar mı ya? Kapıyı sökeceğim böyle götüreceğim şapanla vereceğim. Kapısız kalacağım ya. Allah Allah. Umarım gıcırdama sesi size gelmiyordur. Mesela hayalinden falan bahsedeyim. Hayalim prefabrik ev yaptırmak. 3 katlı, 2,5 katlı, çatı katı falan da olacak. Balkonlu falan yani en iyi ev 3.300.000 TL, 400-500.000 TL falan diye sormuştum. Öyle söylemişlerdi. Hayalim prefabrik ev yaptırmak. Ama rengini, odalarını, planını, merdivenini, yerdekilerini, parkını, rengini bile hepsini ben planlayacağım. Ben seçeceğim. Bu şekilde bir prefabrik ev yaptırmak istiyorum arkadaşlar. Umarım ileride yaptırabilirsek. Yani içten merdivenli olacak. Çünkü içten merdivenli evleri de çok seviyorum. Neyse arkadaşlar. Ben içindeki çocuğu özgür bıraktım. Onun için bu kadar biraz şımarık davranıyorum. Çocuk gibi davranıyorum. Hareket ediyorum. Çünkü benim içimdeki çocuk, içimdeki salıncakta, içimde hayali kurdum. Salıncakta sallanıyor ve sallanmaya devam edecek. İçimdeki çocuğu seviyorum. Çocuklar şimdi seviyorum. Çünkü çocuklar kavgadan anlamıyor. Yani ne bileyim yani. Bazen tabii yerine durmuyor. Hani kavgacı oluyor. Yani diyeceğim şu ki bence çocuklaşmak güzel bir şey. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Sizleri seviyorum. Mucuk mucuk öpüyorum. Güle güle arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Seviyorsunuz arkadaşlar. Bütün sevgim sizinle.